Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili boğalar için ilginç bir haftaya giriyoruz. Ne diyorsun Demet? Evet sevgili boğalar, 30 Ekim'de Mars-Plüton arasındaki üçgen açı, Başak-Oğlak arasındaki toprak grubundaki üçgen açı boğalar için olumlu, destekleyici bir açı, enerji ve motivasyon açısından kendilerini biraz güçlü ve hırslı hissedebilirler hafta başında. Evet. 1 Kasım'da da etki devam edecek. Uranüs-Plüton karesi yine 1 Kasım'da etkinleşiyor. Bu dönem dönem etkinleşen ve etkisini uzun vadede sürdüren bir açı zaten. Bu hafta başında da, ay başında 1 Kasım'da bunu yine hissedeceğiz. Koç-Oğlak arasında. Bunun dışında boğaların şu sıralarda hafta başında ay Aslan burcunda ilerleyeceği İş için ve kariyer. Özellikle evet iş kariyer konuları biraz öne çıkıyor. Bir de evle aileyle belki biraz ilgilenmeleri gerekebilir haftanın ilk iki günü. Hafta ortasında biraz daha sosyalleşebilirler çocuklar, işte arkadaşlar. Daha etkin olabilir Mesela hayatlarında. hafta ortasında Evet. güzel ve keyifli bir ortamda bir sohbete Evet. katılabilirler. Evet, evet. Gece toplantıları çok daha fazla olabilir. Onu göstermiş. 30 Ekim'den itibaren Mars üçgen Plüton dediğimiz güzel bir etki var. Boğa burcunu iyi etkiler. Evet, Başak ve Oğlak evet. burcunda kardeş burçlarında olan bir gezegen döngüsü. 9 derece Başak'ta, Oğlak 22 derecede olan bir yapı. Mars zaten Boğa burcunu sosyalleştirdi şu anda. İnsan ilişkileri çok fazlasıyla arttı. Direkler ve arzular çok fazlasıyla ön plana çıkıyor. Sosyal motivasyonları gittikçe artıyor. 1 Kasım'a baktığımızda Uranüs-Plüton karesi var burada. Evet. Burada Uranüs ile Plüton'un karesi şimdi baktığımızda Boğa Burcu için 12. evden gelen Evet. bazı kareler. Şöyle söyleyeyim 1-2-3 Kasım civarında aslında genç boğa burçlarının platonik aşkların itiraflarıyla karşılaşabileceği bir haftaya, hafta sonuna veya hafta döngüsüne giriyoruz. Ama onun haricine baktığımızda bu Uranüs kare Plüton aslında bir kötü alışkanlıktan kurtulma Evet. çabası, Evet. kendilerini çok fazlasıyla Evet. analiz ve sentezleme döngülerini de ön plana çıkartabiliyor. Evet. Tabii ki bunlarla ilgili günlük detayları bilinçokuru grubunun günlük burç döngülerinde de öğrenebiliyorlar. Tabii ki. Günlük burç yorumları yapıyorsunuz ekip olarak sevgili Demet. Bilinçokur Astroloji Merkezi aslında tamamen bilinçokuru grubunun astroloji ekibinden oluşuyor. Başı ben ve sevgili Demet. Bunun yanında öğrencimiz, nöbetçi astrolog arkadaşlarımız var. Bir de Boğa burcunda şöyle güzel bir etki daha bence başlayacak. Venüs'ün şu an yaydaki etkisinin Oğlak burcuna hafta içi, önümüzdeki hafta, hafta içindeki geçişiyle beraber bazı önce etkiler görüyor. Mesela 3 Kasım'da Akrep burcundaki yeni ay güneş tutulması bazı boğaların evliliğine, önümüzdeki hafta. Evet. Ilişkileri, yeni tanışmaları temsil ediyor. Onun hemen öncesinde bu hafta bazı tanışmalar, evet, bazı aşk ilişkileriyle karşılaşabilirler. Sen ne dersin? Evet, özellikle retro Merkür ile Mars arasındaki iletişim, o uyumlu açı belki eskiden gelen arkadaşlardan haber olabilir. Yarıda kalmış bir ilişkinin yeniden aktive olması, evet, eskiden gelen bir döngünün yeniden ön plana çıkması, duygu ve sevgi ve aşkla ilgili belli değerlerin yeniden ön planda aktif ve hareketli bir çizgiye girmesi, bunlara gerçekten çok da güçlü gösteren bir yapı. Merkür sekstil Mars, Akrep Başak. Retro Merkür her zaman için yarıda kalmış bir şeyleri tamamlar. Ben evet, öyle derim. Evet. Evet, yarıda kalmış bir şeyleri tamamladığı gibi bazı eski sorunları çözmek için fırsat da çıkarabilir. Vallahi bu haftalık o kadar. Evet. Önümüzdeki hafta çok önemli. Çünkü 3 Kasım Akrep tutulma burcunda haftası. Çok ciddi bir tutulma var. Tutulmayla beraber belki hayatının aşkıyla karşılaşacak. Evet. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.